Merhaba arkadaşlar, hello people. Welcome to Turmentaro Mountains in Mallorca. I find some donkey. Merhaba arkadaşlar, görüyorsunuz. Mallorca'dan selamlar. Turmentaro Dağları, Balearia Denizi, bu aşağıdaki Akdeniz. Ve burada birkaç tane eşek kardeş gördük. Evet, çocukluğumdan beri güzel taklitler yaparım. Çocukluğum böyle geçti. Eşek kardeş, sana Mardin eşeklerinden, Kayseri eşeklerinden selam getirdim. Pastırma olmama korkusuyla. Evet, selam olsun diyorsun. Buralar ne güzel, böyle İzmir'i, Bodrum'u, Çeşme'yi, Manavgat'ı, Sorgun'u, Beşkonak, Toros Dağları'nı, Aslanköy, oraları anımsatıyor. Bakın böyle güzel herkes bisikletine binip güzel turlar yapıyor. Burası tam böyle, bana tam turistik bir yer. Hem yürüyüşler için motosikletli, Vespalı, Harley Davidson'la burada yürüyorsun abicim. Of, süper. Ya da bisikletle işte böyle. Ya da Jeep Safari de çok güzel olur. Jeep Safari yok. Onu herhalde ben yapacağım. Öyle bir fikrim var buralarda. Ondan sonra şeyi anlatacaktım. Bakın ki burası böyle bir aşağıdaki şahsa ait bir villa var. Orada milyon euroluk bir villa. Komple bu gördüğünüz aşağıdaki hepsi onun tarlaları. Keçi boynuzu var. Portakal, limon, narenciye, zeytinler. Her taraf zeytin ağacı. Benim çocukluğum da böyle bu zeytinlerle geçti hep. Zeytin toplardım küçüklüğümden beri. Ondan sonra Toroslar'da hepsine selam olsun. Mersin, Adana, Silifke, İzmir, zeytinleri, keçi boynuzlarını toplar, defne yaprağı, ada çayı, kekik, bunları götürür. Büyük amcalara, dedelere satardık, verirdik. Kimisi bize yağ yapardı, eve getirirdim, birazını katkı olurdu. Kırmalık zeytin getirirdim. Ondan sonra keçi boynuzdan pekmez yapardık. Narenciyelerden limonata yapar, pazarda satardım. Ya çocukluğumuz çok tatlı geçti böyle. Bakın çam ağaçları. Neden ben çam ağaçlarını çok severim? Çam ağaçlarında uyurdum. Ola. Bakın bir tane keçi boynuzu ağacı. Marian ağacı derlerdi. Evet. Elimde var zaten. Tadına bakalım. Muhteşem. Bazıları toplamıyor ama bu abi toplamış çünkü kendi yeri. Toplamış, evet. Buradan böyle bakayım, alabilirsem bir tane şunu alacağım. Evet, elim araştı, alabildik. Gördüğünüz gibi Mallorca'dan güzel güzel göz hakkı. Evet. Ama her taraf mis gibi kokuyor. Çiçekler, kekikler. Oh. İmkanınız varsa gelin dolaşın arkadaşlar. Yani burada çadır kamp da yapılır. Sadece biletinizi alın. Marketler ucuz dediğim gibi her zaman. Bakın bir tane daha keçi boynuzu. Ola. Şu an burada yaşıyor olsaydım bu keçi boynuzlarını toplardım. Çünkü onlar toplamıyorlar artık. Yerlerde hepsi kuruyor, çürüyor. Yazık. Orası da bak keçi boynuzu. Yani keçi boynuzu, ondan sonra zeytin, portakal, limon. Ve bir şey daha vardı. Palamut. Her taraf dolu. Adamlar
Bak orada ne gördüm bakın. Güzel güzel meğler, kayınlar. Onlar sesleniyor, ben sesleniyorum. Binlerce yıllık zeytin ağaçları. Süper. Son Mario per Archedico se visita. Hep taklit yapardım. O yüzden küçüklüğümde böyle tiyatrolarda sanatla uğraşıyordum. Kemal Sunal'ın, bütün sanatçıların, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Allah rahmet eylesin, Erbakan, Turgut Özal, Erdal İnönü, çok iyi taklitlerini yapardım. Ooo tatlı ya, ne kadar tatlılar. Aman aman. Aman aman. Orada da var ha. Çok güzel arkadaşlar. İnsan kendini huzurlu hissediyor. Dinamikleşiyor. Bakın. Oh mis gibi kokuyor. Yani acayip de acıkıyor insana. Bakın gene keçi boynuzu. Evet zaten yan tarafları hep keçi boynuzu. Artık. Merhaba koyun kardeş. Ne haber? Bak orada da keçiler var. Neyse. Selam olsun arkadaşlar. Ben yürümeye devam. Az kaldı. Motosikletli sevdalarına, doğa sevdalarına, yine bisiklet sevdalarına, doğa sevdasılara selamlar olsun. Buralarda iyi gezilir, dolaşılır, kamp yapılır. Benden söylemesi. Oradaki manzara da süper. Balearia, Akdeniz.